Değerli İstanbul Times TV izleyicileri, bugünkü stüdyo konuğum Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı İş İnsanı Sayın Levent Çotuk. Hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Tabi Levent Bey de partisini Zeytinburnu'na seçime hazırlıyor. Kısa bir süre önce Kocaeli Milletvekilleri merhum Hasan Bitmez mecliste konuşurken ani bir rahatsızlık sonucu hakkı rahmetine kavuştu. Zeytinburnumuzun ebedi sakini olduğu kısa bir süre önce de ilçe merkezinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve dualarla kendisini andılar. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geçen pazar günü ilçe merkezinde çok hayırlı ve güzel bir program yaptınız. Merhum milletvekili Hasan Bitmez ki artık Zeytinburnu'nun ebedi sakini. Evet. Çok kalabalık bir katılım oldu. Dualarla, Kur'an'la yad ettiniz. Nasıl geçti, neler söyleyeceksin programınız? Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Tabii bizim için çok şok edici bir gelişme oldu. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Büyük bir yara, büyük bir darbe oldu bizim açımızdan. Hasan abimiz, Hasan Bitmez başkanımız, değerli milletvekilimiz aramızdan ayrıldı. Hala acısını yaşıyoruz. Kolay olmayacak onun yokluğunu alışmamız. Hatta şu an bile zorlanıyorum konuşmakta. Ya meclis konuşmasını bitirdiği anda herkesi selamladıktan sonra yere yığılması zaten ayrıca bir acı vesilesi oldu bizim açımızdan. Ama şuna da eminiz ki, daha doğrusu öyle temel ediyoruz ki Cenab-ı Allah'tan şehit olarak gitti. Tabii güzel bir konuya temas etti işinin başında, görevinin başında. Evet. Gerçekten evet. Yani milli görüşün bütün öğretilerini, umdelerini, yıllardan beri yapmış olduğumuz mücadelenin ve neden yaptığımızın orada tam bir göstergesi oldu. Hangi amaç için yapıyoruz? Bakarsanız milli görüş sadece iki kelimeden ibaret olan bir kavram. Ama o kavramın, o kelimelerin içerisinde deryalar dolusu bir birikim var. Hakkı aykırmak. Zalime karşı hakkı aykırmak. Yani, o gün onu yaptı, evet. Özellikle yaptı. Gazze'deki katliamları, acıları en bariz bir dille açıkladı, evet. Ve o şekilde aramızda ayrıldı. Cenazesinde rahmetli kurucu Genel Başkanımız, hocamız Necmettin Erbakan'ın mezarının hemen arka tarafına defnedildi. Biz Zeytinburnu teşkilatı olarak cenaze namazına katılamadık. Çünkü görevliydik burada. Zeytinburnu'da. Gördüm, çadırlar kurmuştunuz, afişleri, bayrağı, evet, gayet güzel bir evet, organizasyon. Ev sahibi olarak biz burada cuma namazımızı eda ettik. Daha sonra da hizmetimizi orada yaptık. Yani. Oradaydık. Yani burada o gün tabii çok hızlı gelişti. Belki cenazeye katılamayanlar Zeytinburnu'nda olduğu için katılamayan olmuştur diye düşünerek hemen iki gün sonrasına ilçe merkezimizde taziyelerini iletmek isteyenler buyursunlar diye de duyuru yaptık. Sağ olsunlar, yoğun bir katılım oldu. Allah razı olsun. Tüm herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gelen gelmeyin diye ayırmayacağım. Herkese Allah razı olsun. Öncelikle dernek başkanlarımıza, siyasi partilerin temsilcilerine, belediye başkanımız Ömer Arasoy da cenazeye katıldı. Megaz Efendi mezarına geldi bizzat kendisi. Orada telefonla daha sonra arayıp teşekkür ettim. Yani insanız ya. Kesinlikle. Yani şimdi tabii siyaset yapıyoruz. Mutlaka rakibiz. Herkes kendi hizmetlerini ortaya koymaya çalışıyor. Farklarını belirtmeye çalışıyor ama en nihayetinde hepimizin bir hayatı, bir yaşantısı var. Ve insanız, ölüyoruz yani bu tür durumlarda. Doğru, artık yaşar her canlı, evet. Evet, ve şuradaki rozeti artık o günlerde çok fazla dikkate almak lazım. Herkes kardeş birliği içerisine yürümesi lazım. Ya bu konularla ilgili peki, biraz başka, karışık anlattım, kusura bakmayın. Estağfurullah, gayet net ve güzel duygulu anlattınız. Çok mutluluk. Tabii ki ölüm hak demişler, hayat da devam ediyor. Dolayısıyla ülkemiz 3 ay sonra bir seçime gidecek. Evet. Saadet Partisi de gerçekten ülkemizin siyasi tarihine damga vurmuş bir parti. Şu anda 15 milletvekili yakın bir temsiliyetiniz var Büyük Millet Meclisi'nde. Zeytinburnu'nda siyaset nasıl gidiyor başkanım? Ne yapıyorsunuz? Siyaset? Bu kadar dönelim artık.
Evet, siyaset yani enteresan bir kavram. Şimdi popüler kültür içerisinde yaşıyoruz. Siyaseti de o bağlamda yapıldığını görüyorsunuz. Gazeteciliğinde bütün her şeyin o bağlamda yapıldığını falan görüyorsunuz. Sadece Zeytinburnu için ülke genelinde. Şimdi gelişmiş ülkeler diyoruz, gelişmiş ülkelerde farklı yürüyor bu işler diyoruz. Halbuki değil. Bütün dünyanın her yerinde bu iş popüler kültürle yürüyor. Hipokrasi çok daha yoğun artık yani özellikle son yıllarda. O sebepten dolayı tabii eleştiriyoruz biz birçok kavramı. Ama bazı yani vazgeçemeyeceğiniz, üzerinden yani atlayamayacağınız kurallar var. Onlarla da birlikte hareket etmek zorundasınız. Mesela kıyafet gibi ya da işte söylem gibi, bazı afiş gibi, işte pankart gibi şeyleriniz var. Böyle kavramlarınız var. Bunlar siyasetin artık umdesi olmuş. İşte en sıkıntılı kısım hipokrasi kısmı ama yapacak da fazla bir şey yok. Biz genelde o işin bize öğretildiği şekilde bu kültürü oluşturan büyüklerimiz nasıl oluşturduysa o kültüre sadık kalarak bir siyaseti yürütmeye çalışıyoruz. Az önce de ifade ettim, milli görüş iki kelimeden ibaret yazıldığında ama içerisinde deryalar doğrusu birikim var, bir öğreti var, bir temel var. Burada bir niyet, yani niyet belirtisi var öncelikle. Kalbine o işe vermeniz lazım, niyetinizi o yönde tutmanız lazım, salih bir amelle bu işi yapmanız lazım. Aksi takdirde sadece o işi bir marka olarak kullanır ve gidersiniz. Biz de o manada Saadet Partisi'nde Hasan Bitmez Başkanımızla rahmetli göstermiş olduğu gibi her saniyemizi, hayatımızın her kavramını, her köşesini bu samimiyetle, bu empatiyle, bu duygularla donatıyoruz ve buna göre yaşıyoruz, buna göre çalışıyoruz. Saadet Partisi için sağ parti ya da sol parti denmesi doğru değil. Milli Görüş asla solcu ya da sağcı olmamıştır. Milli Görüş ülke menfaatleri neyi gerektiriyor ise bu işin merkezi diyordu Erbakan hocamız. Direği merkezidir, çimentosudur. Eğer ülke menfaati için, ülke faydası ve millet yararına bir iş varsa oradaki bütün ortaklıklarda herhangi bir siyasi parti gözetmeksizin birlikte hareket etmek bizim için artık vazife oluyor. Sonrasında tabii karşımıza çıkılıp tenkitler alıyoruz. Almıyor değiliz. Çünkü o işin doğasında var. Tenkit olacak, evet. Dediğiniz gibi siyasette artık belli noktada artık yani popüler kültürle beraber yürüttüğümüz için birilerinin manipüle etmesi, yönlendirmesi çok tabii ki yani bizim karşımıza insanların çıkıp da bizi sorgulamasına sebebiyet verebiliyor. Başkanım, ben Zeytinburnu'na siyaset nasıl dedim? Millet İttifakı galiba dağıldı gibi. Şu an görüşmeler var mı, yok mu? Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak mı? Evet. Sizi duyuyoruz, aday olacağınızla alakalı öyle bir şey var mı? Bunu konuşalım. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben yine de cümlemi tamamlayayım istiyorsanız. Şimdi tabii bu bağlamda yürüttüğümüz siyaset genel manada kardeşlik çerçevesi içerisinde yürümesi icap ediyor. Bize öğretilen o. Evet. Yani bizim dinimizin de bize... Kırmadan, dökmeden... Dinimizin de bize tavsiye ettiği, emrettiği şey bu. Çok erken yıllarda, henüz daha ülkenin dahi buna hazır olmadığı senelerde ki bugün daha da yani obrus dolduğumuzu görüyoruz yani birçok konuda. Ama işte o yıllarda dahi Erbakan hocamızın şu ifadeleri vardı. Çok da yani bugün söyleseniz yadırganacak kelimeler. Ama çok doğru şeyler. Ben de aynı kanaati besliyorum. Keşke herkes bu düşünceyle hareket ediyor ve bu inançla yürüyebilse. Yani herkesi kardeş gözüyle bakıyor. Yani dini İslam olmayan da. Evet. Bu ülkede kardeş olduğunu ifade ediyor. İnsanlık hakları çerçevesinde doğru. Bugün çok ifade edebileceğiniz cümleler değil bunlar maalesef. Ermeni mi? Evet, Ermeni kardeşim. Yani bu çok ciddi bir kelime, çok önemli bir kelime. Biz bunu gerçekten inanıyoruz ve böyle olduğunu düşünüyoruz. Ve bu bağlamda Zeytinburnu'na geleceksek, bu noktada da biz kardeş birliğimizi mümkün olduğu kadar her... Şimdi ben Zeytinburnu'dan sorumlu olduğumuz için, yani ilçe başkanı olarak, burada da o komşuluk ve kardeşlik ilişkisini hiçbir siyasi parti gözetmeksizin, hiçbir ayrım yapmaksızın, yani diskriminasyon her şeyine karşıyız. İnsan buradaki, Hazreti İnsan diyoruz. Hazreti İnsan burada temel olarak alınıyor.
O sebepten dolayı biz burada herkese eşit mesafede, eşit mesafe değil, mesafesiz hatta çok yakın ilişki içerisinde dostane, kardeşçe bir ortam olması için mücadele veriyoruz. Şimdi sadece siyaset değil buradaki. Siyaset dediğiniz belki seçimlerden seçimlere yürütülen bir iştir ama daha sonrası da bu işin. Esas büyük lokma, büyük zaman geçirdiğimiz kısım seçim sonrası, seçim olmadığı zamanlar. İşte orada biz kendimizi esas itibariyle gösteriyoruz. Ama karşınıza çıkılıp da yani bazı yönlendirmelerden dolayı sizin karşınıza çıkıp size değişik tavırlar alındığı zaman da tabii güneniz kırılıyor. Ama olsun, biz yine aldırış etmiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Seçimler için az bir zaman kaldı. Hareketli günler başladı. Erken başladı biraz. Yok, normal 3 ay var. Çok da erken değil yani aslında. Erken. Yani genelde bakarsanız hep erken oldu bu daha önceki seçimlere göre. Ben hep 30 yıldır hatırlıyorum, biliyorum. Hep gene de 3 ay varken hızlanıyor yani, normal. Yani tamam. Rayda yani, işliyor bence. Evet. Biz şu an izlemeyi tercih ediyoruz. Tabii biz de yavaş yavaş hareketlenmeye başladık. Belki takip ediyorsunuzdur işte meclis üyesi adaylıklarımız. Evet. Belediye başkan adayları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bize hep sorulan şuydu, yani biz Millet İttifakı'nda yer alıyor musunuz? Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. Bu seçim bitti, bu seçimle anlaşırsak olur. 2018 diyorsun. Seçiminde o ittifak vardı. Evet. 2019'da yoktu. 2019, ha şey yoktu, doğru şey olarak. Konumuz bensem ya. Evet. Yani işte İYİ Parti burada olsa vardı. O diyecektim ama biz yoktuk o ittifakta. Kendi adayımız vardı. Fakat 2023 seçimlerinde ittifak vardı bizim açımızdan. Biz ittifakın bir uzun ömürlü olmasını arzu ediyoruz tabii ki. Ama uzun ömürlü olamayabiliyor. Eyvah. Çünkü koşullar farklı. Hayatın şartları değişiyor. Tabii. Şimdi bu son Cumhurbaşkanı seçiminde, 2023 seçimlerinde çok uzun süren çalışmalar sonucunda çok ciddi politikalar, çok ciddi programlar falan oluşturuldu. Bu noktada sonuca da varıldı aslında bakarsanız. Yani seçim, yani o Millet İttifakı o seçimi tamamladı bir şekilde. Ama eksik. Krizler oldu vesaire. Kazanamadık, o ayrı bir şey. Ha, kazanımlar elde edildi. İşte siz ettiniz, tam 15 tane vekil aldınız. 10 vekil biz aldık. 10 vekil, pardon, evet. 10 vekil Gelecek Partisi aldı. 20 vekille beraber mecliste grup kurduk ikimiz birlikte. Ve gördük ki, siz de şahitsiniz, şu an mecliste gerçekten Milli Görüş'ün sadece kavram olmadığını, sadece kelime olmadığını gerçekten muhteşem. Herkese hissettiriyor. Hatay milletvekiliniz olsun, grup, herkes Necmettin Çalışkan. Evet, herkes ayrı bir değer. Onu biz takip ediyoruz. Şimdi o yüzden yani Erbak hocama derlerdi işte 24 tane milletvekilin var. Koskocaman Demirel'in yanına gideceksiniz büyük parti olarak. Onun yanına gideceksiniz de etkinin ne olacak? Bizim nerede olduğumuzu dikkat edin. Parmağı değil, parmağının gösterdiği yere bakın derdi. Yani gerçek Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi, hep onu söyleriz zaten. Olduğu yerdeki sayı, rakam çok önemli değil. Bizim orada olduğumuz, varlığımız yeterlidir. Yani hakkı söylemek için. Biz çünkü karşı tarafı rencide etmeden, uslubumuzu zaman zaman eleştirisel olsa da bir genelde... Bir araya gireyim mi Sayın Başkanım? Hı. Milli Görüş'ün tek temsilcisi dediniz. Doktor Fatih Erbakan da Refah Partisi'ni kurdu. Hı. Ben merhumun oğlu olarak, o da ben tek temsilcim diyor. Evet. Şimdi burada tabii sizin ilginç örnekleriniz var parti olarak. Evet. En son Saadet Partisi Genel Başkanı rahmetine kavuştu diyorsunuz. Hı. Dolayısıyla partisi budur diyorsunuz. Yani oraya ne diyeceksiniz? Yani tek demek biraz yanlış olmuyor mu? Yani oraya çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu iş böyledir yani, budur. Allah yani yollarını açık etsinler. Şimdi Milli Görüş kavramı, ben çok küçük yaşlardan itibaren bu teşkilat içerisinde yer aldım. 10'lu yaşlardan itibaren. Ben o kavram kullanıldığı zaman bir etkisinin, bir tesirinin olduğunu, başkaları tarafından nasıl tesir altına alındığını fark ediyordum. Şimdi bu dünya siyonizmi ve küreselcilerin
bir çalışmaları var tabi. Sadece bu değil, bir sürü çalışması var işte dünya üzerinde. Bazı kavramları basitleştirmek, ayağa düşürmek gibi bir kavramları var. Şimdi önce çıktı AK Parti, dedi ki biz dedi milli görüş gömleğini çıkarttık. Sonra dedi ki ya aslında milli biz de milli görüşçüyüz. Yani bu kavramlar o kadar sık oylandı ki, tamam, İşine geldiği gibi. O kadar sık oynandı ki kavramın artık bir ağırlığı kalmadı şimdi. Yani AK Parti içerisinde. Evet. Geçen çıkmış grup başkan vekili diyor ki bizim diyor, ülkemiz ahlak ve maneviyat üzerine kurulmuştur diyor. Şimdi yaptığı çalışmalara bakıyorsun. Yani tamam maneviyat kısmı bir şey demeyeceğim. Belki yani kendi özel hayatında yani derler ya bana insanlığını göster. Dindarlığını Allah'a göster. Şimdi maneviyat kısmı değil de ahlaki yönden baktığımızda partinin çok o manada bu kelime dolduracak icraatları yok maalesef. Şimdi kurulan yeni partiye gelince de yani siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Yani buradaki aldığınız o kavramı yani yüceltmeye çalışacağınıza daha da basitleştirme, daha da sıradanlaştırmaya falan gayret ediyorsunuz. Yani burada yaptığınız çalışma bireysel çalışmalar mı? Biz siyaset yapıyoruz. Biz niçin siyaset yapıyoruz? Ben Levent Çotuk bir yere gelsin diye mi uğraşıyorum? Ya da burada Erdoğan Güler'in ya da ilçe temsilcimizin ya da bizim Hasan Bitmez rahmetlinin bir makama, bir koltuğa gelmesi için mi gayret ettik biz yıllarca? Bizim amacımız bu mu? Özür dilerim. Evet. Yani şurada bir kişinin ya da birkaç kişinin bir makama gelmesi için burada 55 yıllık, 60 yıllık bir davanın, hatta bizim iddiamız hep odur yani bu Adem Aleyhisselam'dan gelen bir davadır diyoruz. Resulullah'a dayanıyor diyoruz. Yani bu davayı bu şekilde rencide etmeye ne hakkınız var? Yani yaptığınız bu bölme çalışması kime ne fayda getirdi? Yaptığınız çalışmalar sizin baba ocağınıza, yaptığınız hamleler, sarf ettiğiniz sözler, eylemler kime ne fayda getirecek? Size fayda getireceğini zannediyor musunuz? Başkanım şimdi insanın olduğu yerde o da var biliyorsun, cennetle müjdelenenler savaşta karşı karşıya gelmişler, ona çok sık çıkamayız. Madem ki AK Parti'ye geldik, madem ki tekrar Merhum Bitmez'e geldiniz, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in merhum yerdeyken bir söz söyledi söyleniyor. İlahi adalet. Bu konuda siz ne konuştunuz? Öyle bir şey söylemiş mi gerçekten? Özür dilemiş mi Saadet Partisi camiasında? Öyle elinde bir bilgi var mı başkanım? Bunu kısa geçebiliriz. Yok, onunla ilgili net bir bilgi yok. Özlem Hanım grup başkan vekili olarak tabi isminde duyurması gerekiyor belli yerlere. Yani güzel çalışıyor. O tırnak içerisinde sesini, ismini duyurması için yaptığı çalışmalar o bağlamda iyi. Ama o sözü sarf ettiğini ben zannetmiyorum. Yani tahmin de etmiyorum o olduğunu. Çünkü ben videoya da baktım. O da söz almak için ayağa kalkmış o sırada. Daha Hasan Başkan henüz daha ayaktaydı. Tam o esnada. O sözü söylediğini zannetmiyorum. Yani umut ediyorum ki stenografın yani kendi hezeyanıdır. Kimse öyle bir laf sarf etmemiştir diye ben ne güzel umut ediyorum inşallah. Ama grup başkan vekiliniz Bülent Kayın'da ifade etmiş olduğu gibi eğer bunu söyleyen kişi ortaya çıkartılmazsa herkes töhmet altında kalacak. Çünkü orada söyleyen kişi değil, söyleyen kurumun adı yazıyor. AK Parti sıralından diyor. O zaman herkes bu lafı söylemiş olacak. Ya da bu laf hiç söylememiş olarak kabul edilecek. Artık bizim bakın, bununla ilgili biz yani somut olmayan bir şeylerle ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Peki. Başkanım önceki yerel yönetim seçimlerine baktığımız zaman Saadet Partisi olarak 5000'e yakın bir oy almışsınız Zeytinburnu'nda. Evet. Bu seçimde biliyorsunuz eski belediye başkan yardımcısı bir arkadaşımız, biraz önce bahsettiğimiz Refah Partisi'nin belediye başkan adayı oldu. Muhtemelen Ömer Arısoy AK Parti'nin adayı olarak açıklanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de adayları bir hafta içinde açıklanacak. Yani nasıl olacak seçim, eski gibi işte 48-50 bandına mı geçecek yoksa daha mı düşecek oy oranları, bir tahmininiz var mı? Çeşitli tahminlerimiz, çeşitli anketlerimiz var. Ama bunları şimdiden açıklamamız doğru olmaz. Onu sürecimiz biraz da hızlanınca ortaya çıkıp zaten bunları ifade edeceğiz. Daha çok görüşeceğiz sizinle bu noktada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birkaç adayı var. Hatta 7-8 adayı var. 7 tane zaten. 7 mi? Siz de evet.
Hayırlı olsun. 7 tane haber var. Teşekkür İnşallah. Ederim. İnşallah. Hayırlı olsun size de. Yani şu ortamda biz kendi çalışmamızı yürütüyoruz. İttifak olarak bir çalışma yürütülecek mi diye genel manada öyle sorular soruluyordu bize. İttifak olarak bir çalışma şu aşamada olmayacak gibi gözüküyor ama siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Her şey olabilir. Ama şu aşamada hem bu soru gelişmeler adayı çıkartacağız. Çünkü hep şu mantıkla yola çıkıyorduk biz. Yani bir ittifak yapmak için bazı zorlukları aşmak gibi bir gerekçesi olması lazım. Mesela baraj sorunu. Yani Millet İttifakı genel seçimlerde niçin yer aldınız? Baraj gibi bir sorunumuz var. Yani vardı evet. %7 düştü o da biraz. Baraj sorunu var. Şimdi o yüzden ittifakta yer alman gerekiyor. Mesela Yeniden Refah Partisi. Genel seçimde diyorsunuz. Genel seçim. Yeniden Refah da niye katıldı Cumhur İttifakı'na? Onu da baraj sorunu oldu. Evet. Yani bu ya da Hür Dava Partisi. Ama yerel seçimde de böyle bir soru yok. Yani doğru. Baraj diye bir engelin yok. Engel yok. Gerçi burada da %10 barajı var yine. %10. Meclis çıkardı o içeriye. Yani meclis seçimi %10 barajı, %10 oyları bir siliyorlar. Ondan sonra geri kalanları topluyorlar. Oradan çıkıyor meclis üyeleri. O yüzden çok ittifak vari bir düşüncemiz yoktu. Ama yine de acaba bu sistem bu şekilde devam edebilir mi? Yani yine paylaşımlarla yani. Aynı bozan biz olmayalım. Teknik yerine olabilir miyiz? Yok biz o konuyu da masaya yatırdık, konuştuk. Fakat genel manada öyle bir eğilim olmadığını görünce biz de tabii kendi yolumuzu, haritamızı çizmeye başladık. Ha yarın o gün her şey olabilir. Herkes de her şey olabilir. Yani 37 tane meclis üyesiyle aday, beraber aday, muhtemelen. Aday göstermiş olan mevcut kesin adayı kesinleşmiş olan kişinin de geri çekilme ihtimali var. Yani yok onlar açıklama yaptılar ilçeler hariç. Yok yok sadece yani üç söyledikleri şu. Ben yok şey söylüyorum yani teknik olarak diyorum. Evet ha, elbette. Teknik olarak. Ha. Sözlerine dönerler sonra ama söyledikleri şu biz ilçelerde kendi logomuzla gireceğiz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. AK Parti'ye destek verebiliriz. Açıklaması var o partide. Evet. Tabii kendi kararı nasıl olacak bilmiyorum. Evet, biz burada şimdi Saadet'i konuşalım. Allah hayırlısı. Tabii ben de öyle. 37 tane meclis üyesiyle beraber listenizi 20 Şubat'ta seçim kuruluna verebiliriz diye hazırlık yapıyoruz diyorsunuz. Evet 19 Şubat'ta vereceğiz inşallah. Peki. Peki Sayın Başkanım sizin hem işiniz Zeytinburnu'nda hem eviniz Zeytinburnu'nda. Ben doğmadan önce Zeytinburnu'ydum. Evet. Zeytinburnu size göre en büyük 3 sorunu diye sorsak neler sayarsınız? Kentsel dönüşüm. Bir. Trafik. Trafik. Mülteci sorunu. Yani herkes bu üçü söylüyor. Yani evet, ilk üçü. Bu ikisi söylüyor. Zeytinburnu'nun esas meselesi bu seçimlerde karar verici olarak son seçimini yaşayacak. He? Zeytinburnu halkı bu yerel seçimde tahminleriniz öyle ki. Yani son karar verici olacak. Ne demek istiyorsunuz? Açar mısınız? Bundan sonraki süreçte artık Zeytinburnulu kavramı ciddi madde erozyon olacak. Yeni nüfusla ha. Beraber. Ya artık söz sahibi olmayacaklar diyorsunuz. Tabii söz sahibi yani Zeytinburnu'nun söz sahibi olduğu son seçimi yaşıyor olabilir. Çok ilginç bir tespit. Evet. Yani maalesef. Diğer vatandaşlarla işte Türkmen, Afgan, Suriye vesaire onlar da artık söz sahibi oluyor. Dolayısıyla bizim kitle. Tabii yani kentsel dönüşüm, modern şeyler yani bizim Zeytinburnu'nun öz halkı hem istemiyor biliyorsunuz. Evet. Yani burada yaşanması istemiyor. Burada yaşamayın. Siz başka yere gidin. Öyle şartlar öne sürüyorlar tabii. Ki orada yaşamalı emekli evet. Bir adam nasıl 5000 lira aidat verecek? Tabii ki evet. Şartlar zorluyor onu başka yere. Daha sonra işte buranın arazisi çok kıymetli. Kıymetli de buradaki insan da çok kıymetli. Bu adam hayatının ömrünü vermiş. Dedesi burada doğmuş ya. Dedesi burada doğmuş adamın vatanı burası. Memleketi burası. Başkanım hızlı hızlı gidelim. Adama diyorsunuz ki siz gidin. Hızlı hızlı gidelim biraz soru sorarım. 1999 Marmara depreminden sonra birçok İstanbul üst geçidinde afişler asıldı. Zeytinburnu pilot bölge, kentsel dönüşüm başladı başlıyor tarzı. Ama geldiğimiz süreçte 25 yılda Kur'an sitesi ve çevresindeki 166 konut yapıldı. O da zaten maalesef su akıyor, bir sürü sorun problem. Yani yeterli bir dönüşüm olabilir mi sizce Zeytinburnu'na? Rantsal olarak oldu evet. Ondan dönüşüm değil zaten boş yere ağır bakıma, şuraya buraya. Kentsel rantsal olarak dönüşüm oldu. Çok güzel bir rantsal dönüşüm oldu. İyi rant elde ettiler. Ama kentsel dönüşüm olarak çok kadük gitti. Yani bir bacağı kısa. Yani
düzgün yürümedi işler. Bireysele bırakıldı genel manada. Toplu yapılan şeyler de satıldı genel itibariyle. Yani ilk buradaki bu askerin oradaki site yapılırken ben belediye başkanına da teşekkür ettim. Israrı var çünkü dönüşüm yapacağım diye. Yani taşıma usulü. Sonra orası da daha sonra işte bir şekilde takas usulü olsun, satış usulü olsun. O da artık yani normal hedefinden saptı. Burada çok bu işe inanan, bu işi dert edinen, hayali olan, Zeytun için hayali olan insanların bu işe el atması lazım. Öyle insanlarımız var Zeytinburnu'nda. Gerçekten Zeytinburnu'nda böyle hayali olan ve bu projeyi bütün Zeytinburnu'nda uygulayabilecek ve insanları da ikna edebilecek, gerçekleştirebilecek, ayağı yere basan, projesi olan insanlarımız var. Biz yerel seçimde de o insanlarla birlikte hareket edeceğiz. Size de bunun duyurusunu yapacağız inşallah. Peki başkanım, 25 yıldır Zeytinburnu AK Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor. 20 yıl Sayın Murat Aydın şu an Beykoz Belediye Başkanı. 5 yıldır da Ömer Arasoy yönetiyor. Zeytinburnu'nun tamamı 11.16 kilometre, bunun yarısı mezarlık. Yani dönüp baktığımız zaman yapılması gereken bütün çalışmaları bitirmesi gerekmez miydi? Ömer Arasoy'u başarılı buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? En büyük sorunu nedir, neyi gideremedi? Şimdi bu bir zihniyet meselesi. Yani AK Parti zihniyeti biliyorsun Siyonizm'in oyununa gelmiş. Siyonizm'in tuzağına düşmüş. Ve Erbakan Hocam'ın kurmuş olduğu davayı bölmekle görevlendirilmiş. Şu an İslam dünyasının tamamında kan sel olmuş. Herkeste gözyaşı var. Balkon konuşması yapıyordu. Bu seçim zaferini bugün Kudüs kutluyor, Libya kutluyor, Yemen kutluyor diyordu. Şimdi o sayılı ülkenin tamamında gözyaşı kan var. Şimdi bu zihniyetin ürünü olan belediye başkanları ne yapsın? Şimdi Murat Aydın... Siz 20 çok geniş konuştunuz. Tepe bakın doğru ama ben daha somut istiyorum. Geliyorum. 20 küsur yıldır bir önceki belediye başkanı ve onun yönetimiyle gelinen noktadan sonra son noktada artık enkazı devrediyorsunuz. Ömer Başkan ne yapsın? Ne kadar düzeltebilir? Ama Ömer Başkan'ın... Ben çok güzel şeyler davrandım sürekli. Teşekkür ediyor. Evet. Siz yani onun kabulü siz ne kabul etmiyorsunuz? Yok, Ömer Arasoy bugün şikayet etmedi ki. Ama şimdi şöyle ben bir Murat şey söyleyeyim. Ben Murat Aydın'da enkaz aldım demedi efendim. Ya onu biz görüyoruz ama onu söylemesine gerek yok. Demeyecek tabii canım. Celalettin Erbil'in sonra konu demeyeceksin aynı parti içerisinde. Siz olsanız der misiniz? Demezsiniz tabii. Dolayısıyla biz de demeyelim. Ha, ama biz diyebiliriz dışarıdaki insanlar olarak. Tabii ki söyleyeceğiz. Ama şimdi baktık. Hakikaten arada bir fark var yani şimdi baktığınızda. Ha başarılı mı? %100. Ben %100 başarılı görsem zaten ona oy veririm. Ama %100 başarılı görmüyorum. Ama bir öncekinden fark var mı? Tabii ki var. Ne var? Yani en azından bir profil var karşında. Konuşabileceğin, oturabileceğin, anlaşabileceğin. Daha önce öyle bir profil yoktu. Bir de yani bir inatlaşma parti, söz konusu. Bir siyasi parti ilçe başkanı daha mı rahat görüşebilir? Onu mu söylemek istiyorsun? Yok, insan olarak, halk olarak daha rahat. Murat Dede halkla görüşüyordu efendim. Yok, öyle değildi. Ama neyse, o konuyu şimdi girmeyelim. O bileysel falan girmeyelim ama öyle değildi. Evet. Ama Ömer Başkan'ın da yani gayretleri var ama dediğim gibi o zihniyetin ürünü olan bir partinin içerisindeki belediye ne yapabilirsiniz? Evet. Yani ben bunların hepsini hem Ömer Arasoy'u hem Beykoz Belediye Başkanı'nı Saadet Partisi'ne yormaya davet ediyorum. Öyle mi? Tabii gelsinler bize yorulsunlar. Çünkü gerçekten onların yapmak istediği ve gönüllerini rahatça burada ifade edebileceği mekan burası. Saadet Partisi. Onlar da diyor. Bir tek üye değil. Saadet Partisi'nin belediye başkanı adaylarına davet ediyor musunuz? Ya üye olsunlar hele. Ondan sonra konuşuruz. Kolay ondan sonra. Otururuz, muhabbet ederiz. Sıkıntı olmaz ya. Ama dediğim gibi yani gerçekten biliyorlar da. Ya aradaki farkı da onlar biliyor. Yani Refah Partisi yani daha önce 90'lı yıllardaki Refah Partisi ile AK Parti arasındaki farkı en iyi onlar biliyor. Çünkü ikisine de bulundular. Evet. Ya şu an zaten fazilette seçildi Murat Aydın. 2 sene kadar sonra AK Parti'ye geçti. Aynı. Evet. Aynen öyle. Ya iki taraf hayır gençliğinde de bizim il sekreterimizdi Murat Aydın. Evet evet. Refah Partisi'nden. Biliyorum. O yüzden ben onların hepsini Saadet Partisi'ne yormaya davet ediyorum. Yuvaya dönsünler diyorsunuz. Yuvaya dönsünler tabii. Yani çünkü o ortamda gerçekten böyle küreselcilerin yani artık oyuncağı olmuş bir partinin içerisinde ne yapabilirsiniz? Şimdi Ömer Arasoy'a yapacağımız her eleştiri Ömer Arasoy'un şahsına hakaret olur. Ayıp olur yani.
Murat Aydın'a yapacağımız her eleştiri onun şahsına ayıp oldu. O temelden zihniyete karşı. Evet, o zihniyette bir problem var. O zihniyetin içerisinde ne kadar özgür davranabilirsiniz, ne kadar istediğini yapabilirsiniz. O sistemin bir parçası olup gidiyorsunuz. Erbak Hoca der diye, tezgahın başına ne kadar iyi adam koyarsanız koyun, bozuk tezgahtan bozuk ürün çıkar. Tezgah bu. Peki Sayın Başkanım, benim sorularım bitti. Mikrofon ve kamera sizde. Başta Zeytinburnu halkı olmak üzere vatandaşlarımıza seslerimizi öyle bitirelim. Buyurunuz. Bizi izleme devam ediniz diyeceğim. Çünkü daha sonra yine birkaç görüşmemiz daha olacak diye tahmin ediyorum inşallah. Size de tabii bu vesileyle adaylarınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah umduğunuzu bulursunuz. Biz bütün adaylarıyla, bütün siyasi partilerle, herkesle kardeşiz. Bizim yarışımız hizmet yarışı. Bizim hiç kimseye bir husumetimiz, hiç kimseye bir ayrılığımız yok. Bizim din, dil, ırk gibi bir ayrım da gözetmiyoruz. Bakın ben bunu söylerim. Hakkari'de işte 50'li 60'lı yıllarda yetişen bir Kürt çocuğu nasıl yetişirse ben onu yetiştirdim. Biliyor musunuz? Evet. Niye? Size anlattım mı? Yok, anlatmadınız. Ben doğum yerim İsviçre. Ben bilmiyorum ki İsviçre'de olduğumu. Çocuksunuz yani, aileniz Türk. Akrabalarınız Türkçe konuşuyor, komşularınız Türkçe konuşuyor. Siz Almanca konuşan bir ülkede yaşıyormuşsunuz halbuki. Ama bilmiyorsunuz bunu. Son bir gün bir dediler, beni tuttular elimden, götürdüler okula, bir oraya bıraktılar. Baktım ki benim dışında hiç kimse benim lisanımı konuşmuyordu. Çocuklar vicdansız. Evet. Çocuk dediğin o mefhum çok vicdansız oluyor. Her gün dayak yedim. Öğretmen 70'li yıllarda medeniyetin merkezi İsviçre'de dayak da var Hüseyin mi? Evet evet. Öğretmenler döver. Her gün dayak yerim, böyle her gün böyle bir yerim kanar mutlaka, eve öyle gelirim. O yüzden o yani dil ayrımı, ana dilde eğitim konusu mesela sanki şey gibi ya, öcü görmüş gibi ana dilde eğitim dendiği an herkes sanki şeytan görmüş gibi böyle gözlerini açıyor. Aman ha falan diye. Ne alakası var ya? Ya 5 yaşında 6 yaşında çocuğunun ayrımcılık ne alakası olabilir? Bilmez ki ayrımcılık falan. İsmi de çocuk. Evet ya. Ana dilde eğitim mesela benim özel olarak yani çok etkilendiğimden dolayı çok önemli bir şey. Neyse konumuzda çok alakası yok. Niye girdim size bu konuya? Yok, Hakkari'yi ikiye anlatacaktım. Hakkari'li gibi yetiştim. Ha işte öyle yetiştim. Yani o şekilde yetiştim. Yani ben o ülkede olduğu için. Tabii o ülkede olduğu için. Yani o sebepten dolayı biz bütün herkese, her ırka, her dile, her bütün dillerde Allah'ın ayetidir. Irklar da öyle. Hepsine biz kendimiz gibi yani saygı duyuyoruz, seviyoruz, bağrımıza basıyoruz. Milli görüş bu ülkenin çimentosudur. Bu vesileyle bize mikrofonu verdiğiniz ve bu fırsatı tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Seçimler ülkemize, vatanımıza, milletimize ve Zeytinburnu'muza hayırlar getirmesin. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar Hasan Bitmez vekilimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Evet değerli dostlar, daha önce de söylemiştim. Biz 2008'den bu yana yayıncılık yapıyoruz. Günlük 3 milyon takipçimiz, okuyucumuz, izleyicimiz var. Biraz önce Levent Başkanımız da söyledi. Kesinlikle biz de ayrım yapmıyoruz. Yeter ki benim de söyleyecek sözüm var. Ben de konuşmak istiyorum. Kim olursa olsun bizim mecralarımız açık. Herkese kapımız açık, bekliyoruz. Hoşça kalın. Evet. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.